Valla geldi gönlümün efendisi. Evet, gönlümün efendisi olan Çağır ve ona çok güzel bir kostüm geldi şu anda. Efendim Oyun Bros'tan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz yeniden. Renekton oynayacağım. Hextech Renekton, yalnız bir farklılık, bir değişiklik seziyor musunuz? Şuradaki çarp gibi. Evet, ormanda Renekton yapıyor olacağım. Şunlarımı alacağım. Sakin sakin önce bu güvenli rotasyondan gideceğim ama bizimkiler invade gitmek istiyorlar. Bir onlara eşlik edeyim. Oradan başarılı çıkmazsak ya da çıkarsak fark etmez. Şuraya geri döneceğim. Ormanda Renekton hocam ve Hextech Renekton'umuz çıktı. Oynamayı gerçekten çok istiyordum, çok bekliyordum. Dün akşam çıktı. Zaten ben de yayındaydım o arada. Çıktığı gibi yapıştırıyorum. Bu arada bu hesabımda oynuyorum. Şu anda ve bu yüksek elo. Elmas 3'teyim şu an. Karşıda elmas 2'den plat 1'e kadar böyle bir aralıkta sanırım ligler. Bizde de altın ligde Kaiza'mız var. Ne de onu bilmiyorum. Solo Q'su düşük adamın. Yasuo elmas 1 yine bu aralıkta. Yüksek elo diyebileceğimiz bayağıca. Yani daha doğrusu Kaiza dışında aslında herkes yüksek yine aynı şekil. Güzel, eğlenceli bir maç olmasını ümit ediyorum. Biraz Nidalee gözümü korkuttu çünkü %75 gibi bayağı iyi bir win rate'i var Nidalee ile. Bu aralar çok oynuyormuş Nidalee ormanı. Bana yardım ederse Yorick kardeşimiz güzel olur ama muhtemelen yetişemeyecektir bile. 5 saniye sonrasında burada. Tamam, ben ilk W açaraktan hafiften başlayacağım. Gelir yardım ederse iyi olur bana. Oyuna geç bağlanmasaydı iyiydi ya aslında. Çok geç geldi oyuna. Tamam, muhtemelen bırakıp gidecek şu an. Ben buna çarpımı atmayacağım bu arada. Şöyle bir şey yapacağım direkt olarak, bu zaten temizleyecek. Sırada golemlerim var. Golemlerde ilk Q'yu açacağım. Can doldurmak istiyorum artık biraz. Orman değil de üst koridor yapmayı ben de çok istedim. Çok istedim. Adam yok oynamayacağım ben şey dedi. Orman gitmem ben dedi. Bundan önceki şampiyon seçiminde inanılmaz komik bir olay oldu. Değişik bir anekdot. Onu da anlatayım sizlere efendim. Şuradan bir bol can çekmeli bir Q. Şampiyon seçimimiz tamamlandı. Takımımızdaki Twitch karşı takımı görünce abi ben çıkıyorum, görüşmek üzere dedi, çıktı. Yani bayağı böyle hani vedalaşarak çıktı bir de oyundan. İlgincime kaçtı ama adam şu seçimleri beğenmediği için Renekton Nasus üst koridor vs abi kardeş kavgası olacaktı. Bence bayağı da güzeldi ama adam tabii ki kendi özgür iradesiyle oyundan çıkma kararı aldı orada. Şimdi bu tavuğu ben alacağım, ardından kuşlarımı alacağım. Yok, şu an E'yi açmadım abi, ona giremem. Ya da açtım lan. 3 oldum golemle birlikte. Tamam, bu tarafa kaçamayacak şu an. Çok güzel abi. Burada misler gibi bir ilk kan dökerekten başlıyoruz. Şöyle küçük bir kaydımı kontrol edeyim. Gayet güzel. Bu arada bir şey rica edeceğim. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar, bir tane like atarak. Çıkmadan yani bir yarım buçuk saniye falan sürer. Belki biraz daha uzun sürer ama benim inanılmaz işime yarar. Öyle söyleyeyim. Çok büyük destek oluyor. Zaten attığınız beğeniler videolardaki izlenme sayılarını falan harbi harbi çok etki gösteriyor. Biliyorsunuz zaten bunu. Memnun kalırım. Teşekkür ediyorum şimdiden vereceğiniz bütün desteklere. Çok yüksek ihtimalle Nidalee benim mavimi çaldı. Üst koridorda gözüktükten sonra çok kolay bir şekilde çalacak çünkü. Aa, çalmamış. Bu bayağı şaşırtıcı. Ciddi çok şaşırtıcı bu. Çünkü üst tavuğa da gelmedi adam. İlk mavi de başlamadı yani muhtemelen. Neden çalmadı bilmiyorum. Ben maviyi çalardım. Umarım şu anda denk gelmem adamla. Bu pek hoş olmaz çünkü benim için. Şöyle bir görüş. Aa! AFK mi lan Nidalee? Aa! Çok değişik gerçekten. Tavuğu köşeye dayadım. Öleceğim. Flash'ımı atmıştım burada. Flash'ımı atmıştım. Yukarıda atmıştım flash'ımı. Nidalee bir counter gank yaparaktan. Ya ADC yok. Adam istedi ya. Counter gank yemeseydik orada iyiydi aslında. Adam istedi. Ben de takip ettim yani. Sonuçta adamı salacak değilim o noktada.
Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bir tane de ayakkabı satın alımı. Bir tane de pembe totem artı tarayıcı yapacağım. Tamam, bence bayağı iyi bir satın alım da. Devam edeceğiz yolumuza. Ya orada o Nidalee skorunu vermeyebilirdim. Gerçekten vermeyebilirdim. Adamlardan aldığımız bir şey oldu mu onu bilmiyorum ama. Sanırım hiçbir şey de atmadılar ya. Belki bir şifa falan atmış olabilirler. Çok dikkatimden... Dikkatime şey olmadı yani, dikkat etmedim. Geleceğim abi. Geleceğim golemden sonra. Şuna çarp atıyorum. Canımın çok azalmasını istemiyorum. Golemde 5 olacağım burada. Victor'un sıçrasını zaten almıştık bir önceki baskında, hatırlarsınız. Yeteneklerimi kullanmıyorum şu an. Geldim. Görüşü yok. Şu an görmüş olabilir beni. Çarpım 5 saniyeye dönüyor. Vur abi. Flash'e gerek yoktu be. Hiç gerek yoktu hem de flash'e. İtelim. İtelim geri dönsün. Tutuşturu var adamın. Tamam. Aa, Nidalee burada. Yapma, yapma. Lan ya, kaçacak ki o. Sabaha kadar kaçacak şimdi. Beni kesmesi imkansız ama kaçacak yani. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bir sürpriz. Oy! Çok iyi denk geldi. Çok iyi denk geldi. İnanılmaz iyi denk geldi ve burada seviye 6'ya da ulaştım aynı zamanda. Şu an 2 level'lık bir fark var Nidalee ile aramda. Yani ve benim en çok korktuğum adam buydu. Karşı takımda gerçekten en çok korktuğum adam bu. Çünkü bu oyunda hero'yu o kadar çok oynayan insanlar genelde harbi harbi iyi oynuyor. Biz de boş adam değiliz yani. Hextech Renekton'umuzla akış kopuşlar. Bu arada farklı istekleriniz olursa yorumlarda her zaman belirtmeye devam edin. Ben video çekeceğim her zaman yorumlara girip kontrol ediyorum. İstekleri takip ediyorum oradan. Bir de şu an bu elo'daki oyunlarımızın çok büyük bir kısmını canlı yayınlarda oynuyorum. Katılmak isterseniz, dilerseniz canlı yayınlara da davetlisiniz abi. Herkes davetli tabii ki de. Şunu satıyorum artık. Buna bir güle güle deme vakti gelmiş. Orman eşyam bitti. Lig kasma olayını yani canlı yayında yapıyoruz çoğunlukla. Ama videolarda da böyle ara ara yüksek elo, yani çok yüksek, şu an bu en yüksek elo da hesabım yani. Bunda da bol bol oyun göstermek severim. Severim. Hoşuma gider. Gel bakalım. Çok güzel. Şimdi Gromp'umu aldığımda level 7'ye ulaşmış olacağım. Koridorların her biri önde. Bu çok iyi. Bir tane skor vermiş koskoca takım, o da benden çıkmış. Çıkmasaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. 40 saniyeye çıkacağı için mavim şurada tavukla uğraşmak istiyorum. Nidalee niyeyse hiçbir tavuğu takip etmiyor. Bu bizim için çok çok iyi bu arada. Nidalee yukarıda, ben ejder gireceğim. Ultim açıyorum direkt olarak, hiç şey yapmayacağım. Hiç zahmete bile girmeyeceğim. Seri seri ve rahat bir şekilde burada alacağım. Hem ultimin verdiği minik alan hasarı, hem ekstra can desteği vesaire. Bir de yetenekleri de güçlendirip duruyor ya. Çok iyi abi. Rahat bir alev ejderi, çok rahat hem de. Şimdi mavim de çıktı bu arada. Bak o 40 saniyeyi ne kadar güzel değerlendirdik. Hem tavuk, üzerine alev ejderi ve maviye geri giriş. Yanlış ve boş baskınlar atmaya çalışmak yerine çoğunlukla daha iyi değerlendirebileceğiniz yollar var. Bu onlardan bir tanesiydi. Ben oraya gitmeye çalışacağım şimdi. Yapma be. W flash yapmak istiyorum onu ama. Tamam. Bir tane de buradan skor çıkartmış olduk. Şimdi artık buradan sonra bir geri döneceğim. Bir geri döndü abi.
Bayağı iyi. Bayağı iyi gidiyoruz. Bu 1,5 milyar parayı en iyi nasıl harcayabilirim diye düşünüyorum. Karşı takıma bir bakmam lazım. Büyü hasarı çok büyük bir yoğunlukta. Burada ben şunu bir alırsam... Gel abi. Neredesin? Aynen. Bu benim için ciddi manada hem karşı takımı bir anda oha lan bunda büyük halkanı açıldı dedirtmek hem de aynı zamanda yiyeceğim büyü hasarını azaltmak için işime yarayacak. VP lan diyor. Renekton Jungle böyle çok fazla görülmediğinden dolayı insanlar ne yapacağını da çok fazla kestiremeyebiliyor. Bu tarz böyle farklı seçimler her türlü Elo'da gidiyor yani. Totem arayışı bir yapalım burada. Görüşü yok. Şimdi şuradaki tavuk çıkıyor abi, çıkmak üzere. Au. Yok tamam, vazgeçtim oraya gitmekten. Kulede bir yapmayı çok istemiyorum açıkçası. Ya aslında manası da yok ya. Geliyorum ben. Hayda. Kötü zamanda bastı Zonya'yı. Ne ben stun yedim ne kuleden hasar yedim abi. Çok iyi. Yani bizim için çok iyi ama adam için çok berbat bir zamanlama oldu bu. Biraz şimdi Yorick Mori'nin şeylerine sapladım. Minyonuna. Burada ikinci kuleyi zorlayabiliriz. Karşı maviyi bir deneyebilirim. Karşı mavi yok. İkinci kuleyi de denemek istemedik. Yani Yorick istemedi, ben de döndüm. Nidalee aşağıda bir olay yaptı. Geliyorum oraya. Al abi. Tamam, çok güzel. İlk kuledeyiz zaten, bana geri diyor da. Aşağıdan bir tane kule verdik. Ortadan ve yukarıdan iki kule. Ayrıca dünya kadar minyon çöpe gitti bak. Burada bir bu kadar. 2-3 katı kadar aşağıda. Daha şu an alıyorlar. Bir sürü de zaman kaybettiler. Bizim için çok karlı bir takas. Ultim yok ama. Görüşleri de yok. Abi bu adamlar totem kullanmıyor sanırım ya. Aa, birisi geri döndü. Devam belki. Yasuo'dan kalkanı gördünüz mü? Bayağı iyi bu arada. Zayah çektirirse E'lerini bizi kitleyemesin diye yaptı. İnce, ince görülmüş bir şey. Bu arada kule barikatları paralarının her birini aldık ya. Bayağı iyi bizim için cidden. Kankam. Yok. İkinciye gelmedi ya. Minyondan kaydırıp ikinciye iyi adam atmak vardı niyetimde. Çok güzel. Bayağı iyi para. Şu paraya bak. Ve inanılmaz kısa bir sürede. Bu kaç dakikada? 4-5 dakikada falan bu kadar para. Hoş geldin kargacı. Yok. Yapacak bir şey yok abi ona. Alev ejderi var. Ben bir geri dönsem çok iyiydi ama ya. Yok abi, yanlış oyun. Yanlış zaman, yanlış oyun. Nidalee'ye bir şey deneyeceğim şurada. Ops. Uzaktan atıp geri kaçtı. Şunu alalım mı? Oh, 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 hayır, hayır, hayır. Yok abi, yanlış zaman yanlış oyun ya. Yorick'ten kötü bir zamanlamaydı. Benim çünkü geri... o kadar savaş yaptık, bu adamlar
Az da olsa bir para kazandılar değil mi? Ve Nidal'i şu an coşturmaya başladı. Bak benim korktuğum olay gerçekleşiyor. Yorick arkada bir skor çıkarttı orada kendisine. Şimdi şunu artı ayakkabımı bitirebiliyor muyum? Bitirebiliyorum. Çok güzel. Bir tane de pembe totem çekiyorum. Şu an büyü direnci miktarım ciddi oranda arttı. Al abi şurayı. Ciddi oranda arttı. Bundan sonrasında hani 400 vardı cebimde 100 yazıyor. Bundan sonrasında can kasacağım. Şu an can olarak berbatım. 1200 canım var yani. O susa adamlar öleceğim yani. Leş bir Nidal diyor. Leş bir Nidal değil aslında da. Leş değil yani adam. Bahanesi geç başlaması mıymıştı? Ya kendi kavgaları yapsınlar abi. Kavga yani ne diyeyim ki? Kavga oyun kaybettiriyor. Bize de oyun kazandırıyor. Etlesinler kavga yani. Oyuna 5 dakika geç başladı. 5 dakika geç başlamadı. Dakika 5'te biz ona bir VS attık. Ha ki geç başladığında surrender verme gibi bir şans var bu oyunda. Evet bayağı bir objektif aldım ben bu arada. O adam muhtemelen olması gerekenden geç geldi. Bizim Yorick benzeri. Ne haber? Güzel KS deneyecektim. Şurada Nidal'i. Takılsın oradan. Tamam. Bu skor kritikti. Çünkü yukarıdan aynı zamanda ettirirken buradan işte yapabileceğiz yani. Geliyorum yukarıya. Yapma be. O kaçmasaydı çok iyiydi var ya. Yasuo bu arada bizi yalnız bıraktı. Abi sanırım çıktım ben buradan ya. Bayağı da iyi. Çok iyi. Çok iyi tamam. Çok iyi. Gururum okşanıyor böyle takımdan. Övgüler alınca hoşuma gidiyor. 1400 altın. Bak siz de takım arkadaşlarınızı övün bu şekilde. Ben nasıl mutlu oldum. Çocuk gibi sevindim valla. Zayah buraya gelirse ona bir şeyler deneyeceğim. Özel mi yaptırdın kostümü diye. Öldü. Öldü tamam. Flash heal ve ulti Zaya. Hem her şeyini attı hem öldü. Ben içimden ultisi yoksa falan alırım diye böyle bir geçirdim. Her şeyini attı adam yine de öldü. Kim level oymuş lan? Kimse level'e değil ki. Bir tek bizim takımda var. Solo Q'su düşük adam. Şimdi 2000 param var ya, bu 2000 parayla can satın alacağım abi. İhtiyacım olan tek şey can kaldı. Hasarım çok iyi şu anda. Can biçen Renekton yapabilirsiniz bu arada. Ben yapmak isterdim üst koridoru gitseydim. Çok da güzel oluyor, değişiyor falan ama şu an bu olmayacak yani, bu oyuna olmaz. Biraz HP satın alacağım. Ki saçma sapan oyun satışı yapmak istemiyorum bak. Cassiopeia 4-4 gidiyor. Öyle şu andan bitmiş bir oyunda değiliz. Böyle görürseniz kaybetme ihtimaliniz çok artar. %30 bekleme süresi de azalmam var ama mavinin etkisiyle sanıyorum ki o. Karabalta gider şu an. Hem olmayan zırhlarını deşip gerçek hasar vurmak hem de aynı zamanda bana bekleme süresi, mobilite ve can sağlaması adına. Güzel de bir hasar sağlıyor yani. Üst tarafımı biraz döneyim ben. Maçtan kaç puan gelecek acaba ya? Bazen 20 geliyor, bazen 15 geliyor. Ya ciddi çok fark oluyor ya gelen giden Elo arasında. Elo değil de. Puan daha doğrusu. Elo başka bir şey. Şuraya desteğe gidelim.
Vallahi Victor'a patladı. Zaya vurmadığı sürece tek yemem. Şu an dünyanın hasarını tankladım bu arada orada. Çok fark edilmemiş gibi olabilir ama. Yüksek miktarda bir tanklama yaptım. Şuraya görüş açacağım. Lan yanlış açtım ya. Lan nerede totem buldu bu? İlginç. Yayın izleyip gelmeyin şuraya. Kime diyor acaba? Bu ne zırlıyor AQ? Ha Victor'a mı diyor? Kardeş yani Victor da yayın izleyip gelmeyin diyemezsin ya, rica ediyorum. Bunu çalarsan keserim ama seni. Ölebilir, heal var mı? Aa çok güzel ulti. Çok iyi ulti. Zamanlaması da iyi. Ölseydi lan. Kanka öyle olmaz yalnız. Sen öyle üzerime atlıyorsun, tamam gelirsin, skillim var, flash'im var da. O öyle değil, sen gelsen ne yapacaksın ki? Ne yapacaksın yani? O öyle değil. Tamam. Seviye farkını korumaya çalışıyorum. Korumak yerine artırdım resmen az önce. Bir geri döneceğim burada. Alt yeni bir tür falan açabilsek aslında bir 5 olup yeni açalım mı? Güzel olabilir ya. Şu an Starak gidilebilir bu arada. Starak ya da patlıcan da gidebilirim. Bir sonraki base'de ne kadar param olacağına bakayım. Starak değil gerçi. Malmortius'un varken Starak almayayım, gerek yok. Mavisi olmayan bir Nidalee. Aga be. Nidalee üzgün. Ben o mavi kaç zaman önce aldım lan? Ben bile almamış olabilirim yani onu. Ama ben kırmızısını alacağım şimdi. Şu an oyun biraz şey böyle, şaklabanlığa döndü. 3-5 kill aldık diye herkes kafasına göre takılıyor. Pek hoşlanmadığım bir noktası oyunun. Ekipçe oynasak dümdüz yararız aslında. Güzel Zaya'nın flash'ını aldık. Yorick. Victor vuruyor lan. O kadar büyü direncine rağmen vuruyor yani. Pis dürtüldük yalnız. Tamam, Cassiopeia'nın savaşta ulti atmasını istemedim. Odak noktam o adam oldu. Çünkü aralarında en iyi oynadığını düşündüğüm şu an o. Ya da bize takım savaşında sorun yaratabilecek işte. Tamam. Bir kişi öldü lan. Yasuo ölmüş. Rakan şu an hayatta. Beni engelleyemez zaten. Yok abi, onu zorlamayacağım ya. Ya böyle bir hareket yapmak istemiyorum yani. Çok güzel oyun kazanıyoruz. Mis gibi kazanıyoruz, mis gibi de kazanalım. Freewin mi? Kim Freewin acaba? Dur bakayım. Kime dedi acaba, merak ettim. Şunu alacağım. Hepiniz. Biraz da keyfini çıkaralım ya. Yo. Paramı.
Toksikliğe bak, toksikliğe nasıl da kuduruyor. Üf. Biraz daha ağla da çay demleyeyim gözyaşlarına. Al abi baronu hadi. Zeyhan gözyaşlarından sizlere tavşan kanı çay demleyeceğim. Nidal nerede lan? Çalacak ha. Aynen kanka. Bir çılgınlıklar denedi orada. Bir çılgınlıklar denedi ama. Diyorum oradaki totemi kestik. Kendi kendine totem mi yürüyor la burada? Nidal'i atıyormuş. Bunu öldürün la ulti atmadan. Öldüm. Öldüm. Ben öldüm. Kule tanklayamıyorum çünkü zırhım yok. Kule altı girmiyoruz abicim yani. Aram yandı. GG. Report Zeya. Zırla. Sabaha kadar zırla. Kardeşim. Sabaha kadar zırla. Oh be. Bir kere en başta ölmüştüm. Bu da iki mi oldu? Merak ettim, bir bakacağım. Ayıp yani. Niye şey yapıyorsun, anladın mı? Bak ligleri de şöyle göstereyim. Bu bizim takım böyleydi. Bu solo Q'sunu da merak ediyorsanız diye. Yani elmas 4, plat 1 arası. Karşı takım yine aynı şekilde. Plat 1, plat 4, elmas 3 arası. Ha, yok lan, bu bizim takım. O karşı takımın ligi daha yüksekti. Lig ortalaması. Yani şu an bana kaç puan geleceğini merak ediyorum. Kime honor vereyim? Yorick'e honor vereceğim. Bana top salmadı ama çok güzel oyunlar yaptı. Çok güzel sohbet etti. Yani doğru düzgün oynadı ve yazdı etti. 17 puan da. 17 puan beni memnun ediyor. Yeter ki daha aşağısı gelmesin ve yeter ki 20 puan kaybetmeyeyim yani. Şunu reportladım. Zeya report. A plus almışım. Ben A plus'tan yani A artıdan biraz daha yukarısını hak ettiğimi düşünüyorum bu oyun açıkçası. Oyuna yaptığım etki olaraktan vesaire. Ama yine de çok güzeldi. Umarım benden daha çok keyif almışsınızdır. Ben inanılmaz eğlendim. Bir de şampiyonlara verilen sar. Birinci olma ihtimalim var. Yokmuş. Vazgeçtim. Şaka yaptım. Yorick'le aynı vurmuşum. Yasuo en çok vurmuş. Eğer keyif aldıysanız videoya bir tane beğeni atmanız çok büyük destek oluyor. Rica ediyorum. Eğer beğendiyseniz unutmayın onu. Onun dışında da bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. İstediğiniz türden içerikleri aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada şurayı da 81 LP olarak ben düzenleyeyim. Bu akşam yayında Elmas 2 için denemeler yapacağız. Sezon arası dönemde Master görür müyüm bilmiyorum ama güzel yükseliyoruz bu aralar. Bakalım. Teşekkür ediyorum yeniden. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.